Merhaba sevgili gençler. AYT deneme serimize kaldığımız yerden devam ediyorum. Çözdüğüm bu deneme ile tekrar yapan arkadaşlarımıza destek, soru üzerinden konuyu öğrenecek arkadaşlarımıza ise kolaylıklar diliyorum. Deneme sırasında vereceğim ipuçlarını kaçırmamak için videomu mutlaka sonuna kadar izleyin. Deneme sonucunuzu yorumlardan yazarsanız rakiplerinizle kendinizi kıyaslamış olursunuz. Şimdi gelin denememizi yapmaya başlayalım. Aşağıdaki şekilde optik kiyazma ve görme sinirlerinin organizasyonu gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Her iki gözün de sol görme alanındaki görüntülerin impulslarını sağ optik loba, sağ görme alanındaki görüntülerin impulslarını sol optik loba, optik kiyazma yönlendirir. Evet arkadaşlar, optik kiyazma dediğimiz olay bu şekilde gerçekleşir zaten. Yani optik kiyazmadaki sinirler o şekilde düzenlenmiştir ki her iki gözün sol tarafındaki ilgili görüntüsü beynin sağ tarafına, sağ tarafındaki de ilgili görüntüsü beynin sol tarafına gider. O yüzden bu doğrudur. Bir olmayanları eleyelim. Sağ gözü görme yetisini kaybetmiş bir bireyde sol gözden gelen uyarılar sadece sol optik loba gönderilir diyor. Hayır arkadaşlar, zaten birinci bilgiye uymuyor bu. Şöyle düşünün, sağ gözü görme yetisini kaybetse bile bunun iki tarafında da hem sağ görme hem de sol görme alanı olduğu için yani iki optik lobada iletim sağlanır. Göze gelen ışık ışınları optik kiyazmada da kırılır diyor. Hayır, göz merceğinde ve korneada kırılır. Bunu unutmayınız arkadaşlar. O nedenle cevabımız yalnız bir olmuş oluyor. İnsandaki kıkırdak doku ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Hücrelerine kondrosit, ara maddesine kondrin adı verilir. Doğrudur. Ara maddesinde protein yapılı lifler bulunur. Evet, doğrudur. Kılcal damar sayısı az olduğundan metabolizma hızı düşüktür demiş. Hayır arkadaşlar, kılcal damarı yoktur. O nedenle bunlar hocam peki nasıl beslenir diyecek olursanız, bunlar bağ dokudan difüzyonla beslenmelerini gerçekleştiriyorlar. O nedenle yanlış cevap bu oldu. Diğerlerini de kontrol edelim. Kaburga uçlarında ve oynar eklemlerdeki kemiklerin eklem yüzeylerinde hiyalin kıkırdak varken kulak kepçesinde epiglotiste elastik kıkırdak bulunur. Bunlar da hiyalin, elastik ve fibroz kıkırdak doku çeşitlerindendir. Fibroz kıkırdakta kolajen lif çok olduğundan bu kıkırdak çeşidi basınç ve çekmeye karşı aşırı dayanıklıdır. Bu da doğrudur. Yanlış olan cevabımız C olmuş oluyor. Kalbi oluşturan tabakalar ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğru olamaz? Dıştan içe doğru perikard ya da epikard, miyokard ve endokard şeklinde sıralanır. Doğrudur. Bağ dokudan oluşan çift katlı perikardın içindeki perikardiyal sıvı kalp atışı sırasında oluşan basıncı emer arkadaşlar. Doğrudur. Miyokard kalp kası olup kulakçıklarda ve karıncıklarda eş kalınlığa sahiptir diyor. Hayır arkadaşlar, sol karıncıkta burası daha kalındır. Çünkü sol karıncıkta bulunan damarın adı nedir? Aorttur. Buradaki kan basıncı çok yüksek olduğu için buranın böyle duvar kalınlığı daha kalın olmalı ki bu aortun basıncı çok daha kuvvetli olabilsin. O nedenle cevabımız C olacak. Diğerlerine de bakalım. Kalbi besleyen koroner damarlar ve kalbin çalışmasını sağlayan sinirler miyokartta bulunur. Endokart tek katlı yassı epitelden oluşan ve kılcal damar içermeyen tabakadır. Bu da doğrudur. Yanlış olan cevabımızın C olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Aşağıdaki şekilde insanda sindirim sistemini oluşturan yapılar gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. C'nin yapısındaki kıkırdak halkaların, bakalım yemek borusundaki kıkırdak halkaların soluk borusu ile komşu olan kısmında bulunmaması besinlerin ilerlemesini kolaylaştırır diyor. Burada arkadaşlar epiglottis adını verdiğimiz kıkırdak yapılı bir yer vardır. Tamam mı? O nedenle burada bulunmaması gibi bir şey yoktur. Epiglottis de kıkırdak yapılıdır. O yüzden biri almıyoruz. Bir olanları eledik. A, D ve E'de. Hemen bakalım. Ağız, mide ve ince bağırsakta hem fiziksel hem de kimyasal sindirimi gerçekleştirirken B ve C'de sindirim gerçekleşmez diyor. Yemek borusunda gerçekleşmez, yutakta gerçekleşmez, diğerlerinde gerçekleşir. Doğrudur. İki olmayanı da eledik. Cevabımız çıktı ama yine de bakalım. C ile D. Hemen bakalım. Yemek borusu ve mide ve
E ile F arasında. E nerede? İnce bağırsak ve kalın bağırsak arasında sfinkterler bulunur diyor. Sfinkter dediğimiz kas halkasıdır arkadaşlar. Evet, buralarda bulunur. D ve E'de sindirim sistemi üzerinde mide ve ince bağırsaktan bahsediyor. Düzenleyici etki yapan hormonlar üretilir. Midede evet, ince bağırsakta evet. O yüzden bu da doğru olduğu için cevabımız 2, 3, 4 şeklinde olmuş oluyor arkadaşlar. İskoçya'daki Rum adasında yaşayan dişi kızıl geyiklerin bir önceki yaz mevsimindeki üreme durumu ile o yılki kış mevsiminde bu dişilerin ölüm oranı arasındaki ilişki grafikte verilmiştir diyor. Grafiğe göre yorumlarından hangisi doğru olamaz diyor. Dişi kızıl geyiklerin yaşı ne olursa olsun bir önceki yaz üremiş olan dişilerin kışın ölüm oranı aynı yaştaki ürememiş dişilerin kışın ölüm oranından fazladır diyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Üremiş dişilerle ürememiş dişileri kıyaslıyor. Yani bu canlıların arasındaki yaş ne olursa olsun her zaman mavi çizginin ölüm miktarı kırmızı çizgiden fazla değil midir arkadaşlar? Grafiğe baktığımızda bunu görebiliyoruz. O nedenle bu doğrudur. Bir olanları hemen eleyelim. Dişi kızıl geyiklerin ömür uzunluğu maksimum 14 yıldır diyor. Hayır, 14 yıldan da daha fazla olabilir. Buna doğru diyemiyoruz. O nedenle 2 olmayanı eleyelim. Dişi kızıl geyiklerde üreme yaşının 8'den az ya da çok olması kışın hayatını kaybetme ihtimalin artmasına neden olabilir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar, hemen şurayı bir silecek olursam. 8'den az olsun mesela. Az olursa mavi olan yerde de yıllık ölüm oranı artmıştır. Fazla olursa da artmıştır. Ya da ürememiş dişiler için bakacak olursak 8'den fazla olursa ölüm oranında arttığını görüyoruz arkadaşlar, değil mi? O nedenle ya da dediği için burayı alabiliyoruz, olabilir diyor. Çünkü bu da doğru olduğu için cevabımızın yalnız 2 olduğunu birlikte görmüş oluyoruz. Prokaryot bir hücrenin DNA molekülü ve bu DNA molekülündeki bir genden sentezlenen mRNA molekülü için özelliklerinden hangileri ortaktır? Polinükleotit yapıda olma DNA ve RNA için ortaktır arkadaşlar. Birden çok polipeptit çeşidinin sentezinde görev yapma bu mRNA için özelliktir. Kendini eşleyebilme DNA için özelliktir. O nedenle cevabımızın yalnız bir olduğunu birlikte görmüş oluyoruz. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir erkeğe ait üriner sistemin kısımları numaralandırılarak gösterilmiştir diyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi birlikte bakalım arkadaşlar. Bir ile gösterdiğimiz yer bir nefrondur. Bir böbrekte 1 milyon tane nefron bulunur arkadaşlar. 2 ile gösterdiğimiz yer üreterdir. 3 ile gösterdiğimiz yer mesanedir, yani idrar kesesidir. 4 ile gösterdiğimiz yer ise üretradır arkadaşlar, tamam mı? Şimdi nefron dediğimiz yapının görevi ne? İdrar oluşturmak. Üreter dediğimiz şey de oluşan idrarı idrar kesesine taşımak. Mesane dediğimiz şey idrarın depolandığı yerdir. Üretra dediğimiz yer de idrarın atıldığı yerdir. Bakalım şimdi. 1 numaralı kısımda bulunan nefronların idrar toplam kanalları 2 numaralı kısmı oluşturur diyor. Şimdi nefronlardaki idrar toplama kanalları üreteri oluşturmaz arkadaşlar. O nedenle bu yanlış olmuş oldu. 1 olanları hemen eleyelim. 2 ve 3 numaralı yapılarda bulunan idrarın bileşimi aynıdır. Çünkü idrar ne yapılıyor? Sadece buradan gönderiliyor, burada depolanıyor. O yüzden bu doğrudur. Hipofizden salgılanan ADH 2 numaralı kısmı etkileyerek su emilimini düzenler diyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. ADH antidiüretik hormondur. Suyun geri emilimini sağlayan bir hormondur. Ancak bu üreteri mi etkiler? Hayır. O nedenle bu da yanlış olduğu için bunu da almıyoruz. 4 numaralı kısım hem idrarın hem de spermlerin vücut dışına atılmasında görev yapar. Evet, doğrudur. O nedenle cevabımız 2 ve 4 olarak karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu arada şurada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Emilim dediğimiz olay nefron kanallarında gerçekleşen bir olaydır. Ureterde olmaz arkadaşlar.
Siyanobakterilerde ve kükürt bakterilerinde gerçekleşen fotosentez olaylarında verilenlerinden hangileri farklılık gösterir? Fotosentez yapıyorlar. Bunlarda kullanılan enerji kaynağı ışık enerjisidir. Aynıdır arkadaşlar. O zaman bir olanları eleyelim. Olayın gerçekleştiği hücresel kısım bakteri olduğu için bunlar nerede? Sitoplazmada olur arkadaşlar. O nedenle bu da aynıdır. Atmosfere verilen ürün çeşidi farklıdır arkadaşlar. Siyanobakterilerde ve kükürt bakterilerinde farklı son ürünler açığa çıkar. O nedenle siyanobakterileri söyleyecek olursak arkadaşlar, besin ve oksijen açığa çıkarırken kükürt bakterilerinde kükürt açığa çıkar. Oksijen değil, atmosfere kükürt verilir. O nedenle atmosfere verilen ürün çeşidi farklıdır. Bu nedenle cevabımız yalnız 3 olmuş oluyor. Bir araştırmacının X ve Y türü heterotrof bakteriler kullanarak hazırladığı deney düzeni aşağıda verilmiştir. Deney başlangıcında U borusunun her iki kolunda eşit seviyede olan renkli sıvının bir süre sonra bir numaralı ok yönünde yükseldiği gözlemlendiğine göre yorumlarından hangileri yapılabilir diyor. Ok bir yönüne yükseliyorsa arkadaşlar şu taraftan Y'nin olduğu yerden bir karbondioksit çıkışı vardır. Bu karbondioksit burayı ittiği için bir yönünde bir yükselme vardır. Şimdi bakalım. X türü bakteriler laktik asit fermantasyonu, Y türü bakteriler etil alkol fermantasyonu yapar diyor. Doğru mu arkadaşlar? Tabii ki de doğru. Çünkü etil alkol fermantasyonu sonucunda karbondioksit açığa çıkar ve bu karbondioksit nedeniyle 2'den 1'e doğru bir itim gerçekleşir. Bu da doğrudur. 1 olmayanları hemen eledik. X ve Y türü bakterilerin bir molekül glikozun yıkımı ile elde ettikleri ATP miktarı aynıdır. 2 ATP'dir. Net kazançları budur. Aynıdır. O nedenle bu da doğrudur. 2 olmayanları da eledik. X ve Y türü bakteriler fermantasyon sonucu organik yapılı son ürünler oluşturur. Evet, X'te oluşan son ürün laktik asittir, organik moleküldür. Y'de oluşan son ürün de etil alkoldür. Burada hem organik hem de inorganik son ürünler oluşur. Etil alkol de organiktir. Bu nedenle bu da doğru olduğu için cevabımız 1, 2, 3 olarak karşımıza çıkıyor. Biyoetik, biyoloji ve tıp alanındaki gelişmelerin meydana getirdiği tartışmalı ve etik konuları inceleyen özel bir disiplindir. Buna göre olaylarından hangilerini önleyici tedbirler almak ya da engellemek biyoetiğin sorumluluk alanı içerisinde yer alır. Şimdi arkadaşlar, biyoloji ve tıp alanı ile ilgili bir gelişme olması gerekiyor. Bu önemli. Aynı zamanda bir de tartışmalı ve etik konuları inceleyen özel bir disiplin olduğuna dikkat edelim. O zaman bakalım şimdi sorumuza. İşverenin ve sigorta şirketlerinin bireylerden genetik hastalık riskleri ve yatkınlıkları ile ilgili sağlık taraması yaptırmalarını talep etmesi. Bu tartışmalı bir şey değildir. Bu hatta iyi bir şeydir. O nedenle bu biyoetiğin konusu içerisinde alınmaz. O nedenle bir olanları eledik. Bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere embriyonik kök hücrelerden insan embriyosunun oluşturulması. Bakın, kök hücreden insan embriyosunun oluşturulması kişiden kişiye tartışmalı bir nokta olabilir ya da etik bir konu da olabilir. O nedenle bunu alabiliriz. Transgenik bitki üretiminde kullanılan genlerin doğaya yayılması da, bu da bazı kişiler tarafından istenilmeyen bir durum olarak karşımıza çıkabilir. O nedenle bu da tartışmalı olacağından dolayı cevabımız 2 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tek çenekli bir bitkinin yaprağındaki ve gövdesindeki parenkima hücreleri olaylarından hangilerini ortak olarak gerçekleştirebilir diyor. Hemen bakalım. Nişasta depolama hem yaprakta hem de gövdedeki parenkima hücrelerinde gerçekleşebilecek bir reaksiyondur. O nedenle doğrudur. Fotosentez yapma. Tek çenekli bir bitkinin hem yaprağı hem de gövdesi. Gövdesi de otsu gövde olduğu için yapabilir arkadaşlar. Kütin salgılama dediğimiz olay gövdede gerçekleşmeyeceği için o nedenle üçüncüyü alamıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki şekilde çift çenekli bitkilerden olan fasulye ve bezelye tohumlarının çimlenmesi gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru olamaz? Çimlenme sürecinde
tohum kabuğundan embriyonik kökün çıkması, embriyonik gövdenin çıkmasından daha erken gerçekleşir diyor. Şekle baktığımız zaman arkadaşlar fasulye için böyle bir şey söyleyebilirken bezelye için söyleyemeyiz. O nedenle doğru olmaz her zaman. Tüm çift çenekli bitki tohumları çimlenme sürecinde çenekler toprak üstüne çıkar diyor. Bu da fasulye için evettir. Şurası çenektir bu arada arkadaşlar. Çenek dediğimiz yapı burasıdır. Şurası çenektir. Ancak bezelyede gördüğünüz üzere çenek toprak altında kalır. O nedenle bu da olmadı. Çimlenmekte olan tohumdaki embriyonun besine ihtiyacı yoktur diyor. Çimlenen bitki fotosentez yapmadığı için endospermdeki besine ihtiyaç duyar. O nedenle bu da olmadı arkadaşlar. Cevabımız 1, 2, 3 olarak karşımıza çıkıyor. Bitkilerde tepe tomurcuğu aktif olduğu sürece yanal tomurcukların gelişiminin engellenmesine apikal dormansi adı verilir. Bu olayda gövde ucundan gelen oksin hormonunun yanal tomurcukların çevresindeki etilen sentezini uyararak yanal tomurcukların gelişimini baskıladığı bilinmektedir diyor. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Tepe tomurcuğunun kesilmesi apikal dormansinin kırılmasına neden olur. Evet, çünkü tepe tomurcuğu aktif olduğu sürece yanal tomurcukların gelişimi engelleniyordu. O nedenle olabilir. Bir olmayanları eledik. Ağaçların gövde ucundan aşağı kısma doğru taç kısmının geniş olması gövde ucundan uzaklaştıkça apikal dormansinin etkisinin azaldığını gösterir. Evet arkadaşlar, çünkü uç kısımlarda gövde ucunda daha fazla bir etki durumu vardır. O nedenle bu da doğrudur. Çünkü uç kısımlarda oksin hormonu bulunduğunu unutmayalım. Gövde gelişimi üzerinde birden çok hormon düzenleyici etki yapar. Bunlardan birisi oksin, diğeri de etilendir. O nedenle bu da doğru olduğu için cevabımız E seçeneği olmuş oluyor.